Şenlik'im, hep bizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir gene video yayında sizinle paylaşacağım bir üç konu var. Birincisi DATOP Genel Başkanı Zeyddin Kasanov. İkincisi Amerika DATOP temsilciliği konumuz olacak. Üçüncüden de geçen Bursa'daki AYSE'den tertiplediği programın hakkında biraz konuşacağım. Dolayısıyla çok zamanınızı almayacağım. Şimdi ilk önce Zeyddin Bey'in genel kurultaydan sonraki konuşmasıyla olacak. Hani orada güzel güzel anlattıklarını burada biraz ben de üzerinden geçeceğim. Yani ben sadece Amerika için şu anda konuşacağım. Mesela orada konuşmasında güzel anlatmış, işte Amerika'da birlik olun, dernekleri kurun, birlik olun, başkanları seçin, sizin o birliği biz destekleriz falan diye güzel anlatmış. İyi fikirdir, söylemesi güzeldir. Ama Zeyddin Bey bir şey onu diyor burada ki, o birliği biz kurduk, 2015. yılda kurduk. Ve çok güzel de faaliyetlerde bulunduk. Gerek ülkemiz için, gerek milletimiz için, her türlü Amerika çapındaki ihtiyaç olan şeylere biz o faaliyetleri birlik olarak, bütün Amerika'daki dernek başkanları olsun veya dernekler olmayan da resmi kurulmuş ama derneği olmayan ama ciddi şekilde aktiviteler yapan toplumdan olsun, hepsi bir masada oturarak, istişare ederek çalışmalarımızı yapıyorduk. Ekranda da görebilirsiniz. Ta fotoğraflardan da, yani buradan da görebilirsiniz o birliği. Ama ne oldu? 2019. yılda DATOP Başkan Yardımcısı Sedir Eyüp Amerika'ya bir geldi. Ortalığı bir karıştırdı. Ondan sonra yanlış anlaşılmalar daha çoğlandı, parçalanmaklar daha çoğlandı. Dolayısıyla Zeyddin Bey, bizim o birliğimiz var. Amerika'ya dolayısıyla karışmayın. DATOP olarak diyorum, şu andaki, özellikle şu andaki olan yönetimle Amerika'ya karışmayın. Çünkü siz Amerika'ya karışmaya başladınız, ortalıkta parçalanmaya başladı. Ha, biz ona müsaade edecek mi? Etmeyecek. Bir ahız kaldı toplum olarak Amerika'daki müsaade etmeyeceğiz. Gelek kurultaya, DATOP kurultayını. Amerika için diyorum yine. Amerika'dan delege seçimine hangi dernekle görüşüldü? Hiçbirinle. Konseyle görüşüldü mü? Hiçbirinle. Kimseyle ne istişare edildi? Delege nasıl saçıldı? Yaklaşık 20 bin ahız kaldı var. Azkalı Türkler var Amerika'da. Delege nasıl saçıldı? Sizin attığınız Amerika temsilcisi var ya, DATOP temsilcisi daha doğrusu. O gelip de kendi kafasına göre kalkıp da Zeyddin Bey başkanımız diye kurultayda el kötermesiyle Amerika'daki şenliği DATOP'ta temsil edemez. Edemez. Çünkü o yayında Zeyddin Bey şu yalanı da söyledi. Güzel bir yalan da söyledi ki Şuhrat Temuruf, Amerika temsilcimiz, Amerika'da resmi temsilcilik kurdu diye konuştu. Nerede kurmuş? Nerede kurmuş resmi temsilcilik? Ben daha önceki yayınlarda da demiştim. Onun kurduğu sadece bir statüke kuruldu. Washington DC'de. O da belli değil kimin adresinde. Ve orada sadece Şuhrat Temuruf'un adı duruyor. Sadece EIN number alınmış, STK kurulmuş, başka da bir şeysi yok. Normal, standart, yani STK kurulmuştur. Dernek. DATOP'la hiçbir alakası olmayan, ne tüzüğü var, ne yönetimi var, hiçbir şeysi yoktur. Burada da diye resimde, ekrana da çıkar durum. Kurduğu sadece adını
US datup mi datup USA, USA'yı mı koymuşlar, o kadar. O derneği her ne kadar tüzüğünü yapsa da, her ne kadar yönetim kurulusunu toplasa bile hiçbir şekilde DATUP'la alakası yoktur onun. Hem madem DATUP öyle bir temsilciliği kabul ediyordu, ben yönetim kurulu olduğu zamanda da defalarca söylemişim. Ya bizde 11 tane dernek var. Bir tane çatı kurup konsey var. Sadece bu şekilde eğer kabul edirseniz, yeni bir şey kurup da adını DATUP koyup da duvara DATUP logosunu açıp milleti kandırmaya kalkıyorsunuz. Yeter edin ya. Millet yaldatmaya yeter edin. Çıkıp da utanmazdan gerçekten de biz şunu yaptık, resmi temsilcilik kurduk, birlik istiyoruz deyip adamlara yalan, böyle ekrana bakıp da yalanları söylediniz ya. Dolayısıyla bugünkü günde o DATOP'u biz hiç kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü bizim orada verdiği oyumuz yoktur. Biz derken ben Amerika'da yaşayan bütün Aksal Türkleri söylüyorum. Hiçbiri size oy vermemiş Zeydin Bey. Siz de biz için başkan değilsiniz. Bu da böyle bilinecek. Ne zaman normal seçim olur da ne zaman ki millet size oy verip saçar, o zaman buyurun başkanlığı huzur edin. Ha madem böyle kurultay ettiniz. Eyvallah. Yaptınız. Kendinizi zorla işte başkan dedirttirmeye çalışıyorsunuz. Madem kendi kendinizi saçtırdınız, kendi temsilcilerle her ülkeden aynı şekilde. Ya bari tamam biz kabul etmiyoruz Amerika olarak. Ben gene Amerika için söylüyorum. Hadi biz kabul etmiyoruz. Siz kendinizi başkan saçtırdınız. Bari millet için bir şey yapın ya. Millet için bir şey yapın bari. Ben kendimi başkan saçtırdım, tamam bu kresla benimdir demeyle başkanlık olmuyor. Sadece sözle olmuyor ya, çıkın bir şey yapın ya. Türkiye'mizin verdiği imkanları, bizim şenlik için verdiği desteğini millete kullanın bir kere, şenlike kullanın. Son iki yılda gerçekten de bir girin ya, işte DATUP'un resmi sayfasına girin, işte diğer ülkelerdeki DATUP temsilcilerin sayfalarına girin veya Türkiye içindeki temsilcilerin sayfalarına girin. DATUP ne yaptı? Ben söylerim ne yaptı. Reklamlı şirket gibi oldu ya. Yok orada bizim Aksakalımız böyle mağaza açtı, burada bizim Aksakalımız böyle iş kurdu. Tamam onlar güzel bir şey. Yani şenlige paylaşıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz, güzel bir şey de. Ama sizin asıl işiniz o değil ki. Onları da yapın. Tamamdır orası yani. Paylaşıyorsunuz bütün 9 ülkede, 10 ülkedeki yaşayan Aksakalı Türkler görsün diye bilgilendiriyorsunuz. Orası okey. Siz ne yaptınız? Veya ne yapacaksınız? Veya ne yapıyorsunuz? Hangi bölge temsilcisi çıktı da söyledi ki şunu şunu yapmamız lazım veya şunu yaptık, şurada yok, şuraya götürmek lazım diye. Bunların engeli milletin önüne bir kere ya, şimdi günü güne. Böyle bir şeyin engeli ya. Ufak da olsa bir şey, yardımın engeli. İhtiyacı olanlara. Tamam çıkmışız, konuşuyorsunuz ki, Zeydin Bey için diyorum. Konuşmada anlatıyorsunuz ki işte ailece biz şu kadar şu kadar şu kadar harcamalarımız oldu. Eyvallah tamam o bağışı yapmışsınız. He o da ayrı mesele. Bir adam bir yere bağış yapıp da ardından her yerde konuşuyorsa o artık bağış değil. O artık bağış değil. O prim yapmaktır. Orası ayrı mesele. Yaptınız eyvallah ama DATUP'la ne alaka? Siz ailece ihtiyacı olanlara yardım ediyorsunuz. Eyvallah imkanınız var yardım ediyorsunuz. Sağ olun. Ama DATUP'la alaka ne? DATUP'la. Ya DATUP'un temsilcileri olsun, işte temsilci dernekleri olsun Türkiye içinde. Paylaşımlarında sadece Zeydin Bey zamanında para veriyor da Zeydin Bey diyor. Ya Zeydin Bey sadece para olarak mı görünüyor burada ya? Sadece Zeydin Bey'in parası mı konuşuluyor burada?
Ne zaman çıkıp diyeceksiniz ki ya başkanım şunu yaptı, şunu yaptı da Allah razı olsun, şuna yardım etti, Allah razı olsun. Ki onu da DATUB'a bağlamıyorum ben. Sadece başkanın şahsi olarak yaptıklarını diyorum. Şahsi ben bugün kimseye yardım eli uzatmışsam o konu kapanmıştır. Onu kimse bilmeyecek. O ayrı mesele. DATUB olarak yapılan işleri ortaya koyun ya. Amerika'daki yaşayan Alaska Türklerin vatandaşlık konusuna gelip binlerce insanın başvurusu yapıldı, neredeyse 2 yıl oldu. Birinci etap ne güzel kabul edildi, 1207 tane adama kabul edildi, listesi geldi, adamlar yani yüzlerce adamlar, binin üzerinde adamlar çifte vatandaş oldu mesela, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldı. O liste çıktıktan sonra DATUB taraftan ne oldu? Yok onu biz yaptık. Biz yaptık diye onu nesil elde etmeye için o işi biz gördük diye aydın kim ki? Ya oradaki dernek başkanları kim ki? Bunu bizim Zeydin Bey yaptı deyip her taraftan abardı uçur diyorlar da ondan sonra ne yapıyorlar? Onu elde etmeye için bakanlığa, CİMER'e her tarafa yazı yazıyorlar. Konsey başkanı başta olmak üzere diğer başkan dernek başkanları da şenlikten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak için milletten para topluyordu. İspat edebiliyorsunuz onu. Onları ki yazmışız utanmazdan. Bir tane adam çıksın söylesin onu ki ben şu bölgede şu dernek başkanına geldim, o da benden para istedi veya konseye geldim, konsey başkanı benden para istedi vatandaşlık için. Bir adam eğer çıkarsa bir adam. O zaman diyorum ki aferin. Ne yaptız yani ne? Amacız ne oldu? DATUB vatandaşlığı verdi diye yazdı, sızdı, her tarafa attı, iftiralar etti. Şu an ne oldu? Donduruldu. Binlerce adam beklep oturuyor. Donduruldu. Niye? Çünkü oradaki dernek başkanları para topluyormuş ya. O yüzden donduruldu. Neye ulaştı şimdi? Ben buradan şimdi Zeydin Bey'e sesleniyorum. Ne? Amacın neydi? Ben verdim vatandaşlığı deyip her yerde geziyorsunuz da. Ben daha önce de söylemişim bunu. O kadar gücünüz varsa diğer ülkedekilerin, Türkiye içindeki şu andaki sıkıntıları çözün ya. Kimlik alamayanların da şeylerini. Biz çözdük diyorsunuz ama 2 gün önce gittim ben. Bursa'da mesela. Kuyruk duruyor. Adamlar zorluk çekiyor. Giremiyorlar, alamıyorlar. Sıkıntıları var. Bursa'daki temsilciniz onlarla ilgilensin. Orada yardımcı olsun işte. Gelsin orada otursun, video çekip ben reklam şirketi gezen açan temsilciz. Gitsin orada şenlike yardımcı olsun. Yok ben verdim, biz verdik, DATUB etti. Ya siz kimsiz ki ya? Birinciden. Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığını bize sağ olsun. Başımızdan eksik olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Türkiye'miz verdi bize o vatandaşlığı. Siz kimsiniz ki bize vatandaşlık veriyorsunuz ya? Bir STK olarak bize vatandaşlık veriyorsunuz. Her tarafta söylüyoruz ki biz ettik onu diye. Bize vatandaşlık veren adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz de gülsüz. Siz sadece millete engelleme çabasındasınız ki onu da becerdiniz. Şu anda hiç kim alamıyor. Onu da becerdiniz. Hadi diyelim ki tamam, konsey tarafından gelen binlerce insanın şeysi kabul olmadı. Niye? Demin ki söyledim şeylerini. Nedenlerini. Bu taraftan DATUB olarak 1000 adamın başvurusunu aldınız, kabul ettiniz. Hadi diyelim ki nüfus müdürlüğü onu kabul etti. O 1000 adam aldı vatandaşlığı. Bundaki binlerce adam ne olacak? İşliyorsunuz ki bu 1000 tane adamlar gelip DATUB'a yer alsın ki bize de ver vatan. Onu mu işliyorsunuz siz ya? Siz görevinizi unuttunuz ya. Başkan oluyorsa görevlerinizi unutuyorsunuz. Başkan başkanlığını yapacak.
Milletine de hizmet edecek. Sizde o kaybolmuş. Gidiyorsun temsilciliğin kapısına, sıradan bir vatandaş geliyor, kapısını açamıyor ya. Hepsi ağa olmuş orada, paşa olmuş. Bakın, değerli şenliğim, vallahi ben gerçekten de bunları söylerken hiçbir şekilde karalamak kampanyası için, karalama için demiyorum. Benim istediğim sadece bir şey yapılsın. Sadece ben onun peşindeyim. Şenlik'e bir şey yapın ya. Öyle imkanlar verdi size bu Türkiye ya. Koskoca Türkiye size öyle imkanlar verdi ya. O imkanları paylaşın Şenlik'ine. Yardımcı olun ya Şenlik'e. Bir şeyler yapın Şenlik için. Ben onun derdindeyim ya. Hiçbir şekilde kimseye karalama için söylemiyorum ben bunları. Yeter ki bir şey edin. Ben bunları yanlışları dediğim kurultay içindir. Hiçbir şey yapmamazlığı söyledim. Ben karalama için söylemiyorum. Sadece bir şeyler yapın. Sadece çalışın. Eyvallah biz kabul etmesek de siz kendiniz için kabul etmişiz. Kurduz, başkanlığı kurduz, ne bileyim yardımcılar daha çoğlandı. Güzel bir şey yaptık. Bir şey yapın da şimdi çalışın da artık. Hadi biz Amerika'daki Ağustralı Türkler kabul etmiyor. Ama siz kabul ettiyse kendiniz için kurduza bir şey. Buradan Zerdin Bey'e bir şey demek istiyorum. Bir mesaj. Zerdin Bey, başkan saçtırdınız kendinizi, eyvallah. Ben kabul etmiyorum, onu da altını yine bir çiziyorum. Ya bu şenlik için bir şey yapın, ya yapmayacaksanız illah ki oraya oturup da aburasından şenliğini seven kalbinden oraya gelir ve çalışır. Ben başka bir şey demiyorum. Şenliğin adını kullanıp da hiçbir şey yapmamazlığın karşısındayım. He bu arada defalarca konuşulmuş bir şey daha söyleyeyim. Her zaman gelip DATU Başkan'ın yanındaki o şeyler var ya, adlarını söylemeyi de istemem. 4-5 tanedir onlar. Gelip de ki ya işte Aydın Sayın Yeren başkan olman istiyor da şöyle söylüyor da böyle yapıyor da diyenler var ya, maaş alıp da o maaşın karşılığını da veremeyenler. Ben onu kaç ağız söyledim ya. Zerdin Bey'in kendine de söyledim. Toplantılarda da söyledim ki benim DATUP'ta gözüm yoktur. Yeter ki çalışılsın. Yeter ki doğru dürüstlük olsun. Ben hiçbir şekilde ele niyatım olmamıştır. Bu dediklerimi diğer ülkelerden aktivistler, dernek başkanları arayıp da bu konuyu söyleyip de bana diyenler cevabını da net almıştır ki ben hiçbir şekilde DATUP'un başına geçmeyi istemem. Beni oraya karıştırmayın. Çoğuna söylemişim. İsteyen altına da yazsa memnun olurum. Kim ki benden onları duydu. Dediğim gibi ya çalışın. DATUP bizim DATUP. Ya çalışın bir şeydi veya çalışılmayacaksa da bu şekilde dondurulup duracaksa ya sizden ricam çekilin ya. İşiniz gücünüz yerinde, durumunuz yerinde. Çekilin ya, bir tane çalışan insan gelsin bir şeyler yapsın şenliğe. Vallahi diyorum yeter ki DATUP güzel şekilde çalışmasını başlasın. En birinci ben destekçi olurum. En birinci ben yanında olurum. Ben sahip çıkarım nesil kevelleri. Sahip çıkıyordum. Çıkarım. 2,5-3 yılda hiçbir şey olmadığı için zaten bana da iftiralar atıldı. Niye bunları söylüyor? Zaten karşı bir şey söyleyen hemen ya hırsız oluyor, ya tetikçi oluyor, ya yalancı oluyor. Ne bileyim, dünyanın en kötü insanı oluyor. Sadece DATUP'un yönetimde oturanlar appakçana geziyorlar.
şunu yanlış yaptın dedin mi sen artık kötüsün DATO için. Dolayısıyla mesajım budur Zeldin Bey'e. Bakın bir şeyler yapmak demişken iki hafta oldu, iki hafta falan önce bana bir davetiye geldi Bursa'dan. AİSET Başkanı da Murat Sultan bir davetiye gönderdi işte iş insanları bir araya gelinecek, Ahıskalı iş insanları bir araya gelinecek, bir yeni bir projelerimiz var diye bir davetiye geldi. Vallahi o projelerin içinde bir tane beni çok etkileyen bir proje oldu ve kabul ettim. Dedim ki inşallah zaman bulup geleceğim. De gittim de katıldım da. Hatta gitmeden önce de burada Ankara'dayken ziyaret ettiler, geldiler, misafir ettim. Fotoğrafta da görebilirsiniz. Oturduk, konuştuk, projelerini anlattı. Güzel projeler hazırlamışlar. Ve kabul ettim. Dolayısıyla zaman ayırıp gittik, katıldık. Çok da güzel bir program oldu. Beğendim de. Yeni insanlarla tanıştım mesela orada. Onun dışında o projelerin içinden en güzel, beni etkileyen bir projeleri vardı bu. Bursa'da eğitim merkezi kurmak projesi çıkartmışlar. Çok da sevindim. Güzel bir fikir, güzel proje. Ve orada da kürsüden de söyledim. Ben o projeye elimden geldiği kadar maddi manevi desteğimi vereceğim. İnşallah. Çünkü eğitim merkezi bir de Bursa'da olması çok daha etkiledi. Çünkü biliyorsunuz en yoğun, bizim Ahıskalı Türklerin yaşadığı, yoğun olduğu bölge Bursa'dır. Ve İrel'de bizim Ahıskalı Türklerin işte kültürü, dini, dili eğitim alması beni çok memnun etti ve dolayısıyla ben çok beğendim o projeyi ve o projeyi de inşallah ben ve çevremdeki Ahıskalı iş adamları da tabii ki de şey yapacağız. Allah'ın izniyle o projeyi geliştireceğiz en kısa zamanda. Çalışmalarını da başlattık. Çok şükür. Bakın işte çalışmak dedim. Adamlar böyle programa tertip etmişler. Gitmişik, yığılmışık, şey yapmışık. Facebook'a bir giriyorsun. Onu bile eleştiriyorlar ya. O toplantı niye yapıldı orada? Murat kim ki toplantı yapıyor? Aydın kim ki gidiyor da onu destekliyor? Bunun gibi bir yani olunmayan sözler. Onu da yapan kim? DATUB'un resmi bir sayfası vardır. Canlı yayıncı var orada, Burhan Özkoşar. Onu da söyleyen o. Hadi birluk diyor. Günde bilmem kaç kereden yayınlar yapıyor, birluk diyor. Demek güzeldir. Birluk olalım diyor, güzeldir. Ağızkamızı unutmayalım, güzeldir. Ama onu demeyle olmuyor, bir şey etmek lazım. Burada yığılmış yok. Madem birluk diyorsun, Ahıska diyorsun. Adam güzel toplantı etmiş. İş adamları toplanmış. Bizim Ahıskalıların geleceğini için bir proje çıkartmış. Ve biz onu destekliyoruz. DATUB sayfasında eleştiriliyorum. Ya bari bir şey yapmıyorsunuz, yapan adamları engellemeyin ya. Burhan Bey çıkıp konuşması güzeldir. Siz onu öyle konuşmadansa en iyisi deseydiniz ki ya o ne güzel bir proje çıkmış, onu desteklememiz lazım. Bir yayın yapıp güzel bir işte Ahıskalı iş adamları toplanmış, böyle program olmuş, onu bir destekleyelim. İmkanınız varsa siz destekleyin, imkanınız yok ise başkanım söyleseydin ya, başkanım böyle güzel bir proje var. Oraya bir destek etsek, yani oraya yardım etsek, biz katkıda bulunsak. Sonuçta bizim şenliğimizin geleceği düşünülüyor. Geleceğin için bir şey, eğitim merkez kuruluyor diye paylaşsan da, biz de onu beğenerek paylaşsak aramızda. Beğensek ki bak, DATUB çalışıyor desek olmaz mı? Bir ne çalışıyorsunuz?
İki çalışanları da engellemeye kalkıyorsunuz ve karalama kampanyasını açıyorsunuz. DATOB'un Avrupa Konseyi'nin önemini konuşuyoruz. Tamam, önemlidir de çalışmalardan bir de ki bak buraya gettik. DATOB'un üyesi olarak şunu şundan görüştük. Ya 3 yıl geçti ya. Neredeyse yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl doçtu. Bir gece bir programa katıldı. Ondan sonra da önemini söylüyor. Tabii önemlidir. O önemi Revajlar Nurmaç ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Boş konuşmayla olmuyor. Burhan Bey, boş konuşmayla olmuyor. Bir şeyler yapın. Yapan insanları da engellemeyin. Yapan insanları da paylaşın da destekleyin ki şenlikte sizi daha çok sevsin, daha çok şey yapsın. İşlerinizi görsün. Yok çıkmışız yazıyorsun ki Aydın Bursa'ya niye gitti? Ne demek niye gitti ya? Bir orada evim var. Ailem orada dur. Sana mı soracağım ben nereye gidip nereye gitmeyeceklerimi ya? Sana mı soracağım? He onu da kalkıp eleştirdi bir kere. Aydın Türkiye'ye taşındı da konseyin başkanlığını bırakması lazım. E senin başkanın nerede yaşıyor? Kazakistan'da. E nasıl bunda ilerse DATOB başında oturuyor? Onu bir kere ona söyledin. Bir söylesene. Aydın için söylediğin ona da söylesene. Her türlü karalamanın peşinde gizliyorsunuz. Ya Burhan Özkoçlar için şunu söylemek istiyorum. Bir kere şöyle bir şey yapmanı tavsiye ediyorum. Bir kendinden çık, böyle kenardan kendin izle. Neler konuşuyorsun, senin için neler konuşuluyor, sen neler yazıyorsun, yorumlarda neler oluyor. Bir kraktan kendin izle ya. Hani herkes tetikçi diyorsun ya, Aydın Bursa'ya gitmiş ya tetikçiyi. Desteklemeye senin sözünde. Sen bir kıraktan kendinden bak ya. Zeydin Kasaroğlu'nun tetikçisi sen değil misin? Bir kıraktan kendinden bak ya. Bir iki dakika bir kendin dinle yayınların şeyin bir bak kendin. Hem de ne tetikçisin ha. Soy ismi yüklene de boynan alana kadar tetikçisin. Bir ara Kasanov da oldu. Hem kendin Kasanov oluyorsun hem benim Mamedov eski familya mı? Ona da eleştiriyorsun ki ya sen daha diğer soy ismini değiştirememişsin. Bir kere onu yargılayamıyorsun sen Burhan. Onu yargılayamıyorsun ki o soy ismimi demeyle binlerce aksakalıya sen laf attın. Sadece Aydın için değil. Ona mı kafan işlemedi? Sana mı kalmış benim soy ismim nasıl olacaklı onu ki oturmuşsun da onu da yazıyorsun. İş yapın. İşine gelin. Az olsa da bizim şenlik için şunu yaptım dev gelin ya. Ki DATOB olarak çok bir şey yapmanız lazım. Çünkü o desteği Türkiye'den siz alıyorsunuz. O desteği de şenlik'e kullanın. Az diyelim mi? En azından bir şeyle çık. Burhan Bey bir şeyle çık. Konuş. Bunu yaptık, bunu yapacak diye bir şey projelerini koyduk. He sağda solda Bursa'da temsilcisi DATOB'un söylep gezer ya bizim o projeyi çoktan hazırladık da onlar gene niye çıkardıyor o projeyi. He onu ben 2010. yıldan bir anı duyuyordum. Şimdi sağda solda söylep gezer. Niye? Çünkü o proje emele geçmeye başladı. Onun üstüne DATOB konuşu gerek. Ya buyurun yapın ya. Alın o projeye bütününü oturak söyleyek. DATOB yapacak diye. Alın bütününü yapın ya. Kimse yok demiyor size. Hürmetli şenlikim. Bir tane gene konumuz vardır. Onunla da toparlayacağım inşallah. O da Amerika'da son iki aydır bayağı ortaya çıkıp işte birluk sazdavat etmeye isteyen, birluk yaratma isteyen arkadaşlar var. Onun içinden de biri Diyanşah Bey'dir. Yanlış hatırlamıyorsam dekabrın 20'lerdi falan yani
o aralarda bir yayın yaptı ve çok güzel bir konuşma yaptı orada. Birlik için, seçim için. İşte or komite kuracağım dedi, ondan sonra millet yığılsın dedi. Adaylar varsa hatta isimler bile verdi. Adaylar onu çıksın koysunlar dedi. Şimdi kimi saçarsa diğer adaylar da onu desteklesin ve birliğine yürüyak dedi. Güzel konuştu. He, sonrasında biraz ağır konuşmalar oldu işte. Orasını ben dinlemiyorum. Bana önemli olan bu güzel konuşmasıydı. Bu güzel konuşması, bu kısmıydı. Diğer ağır söylemek, küfür müfür ben orasında değilim. Şimdi şunu söylemek istiyorum değerli şenlilerim. Bakın, 2015. yılda konsey kurulanda 9 bölgeden delege var idi. Pensilvanya'dan da Denşebe geldi, bizzat kendisiydi. Orada Denşebe'nin kendisine teklif edildi. Buyurun. Buyurun başkanlığı siz yapın. Çünkü konsey yeni kuruluyor. Tecrübez var. İşte illerizi vermişsiniz. Başkanlığı yapmışsınız. Buyurun diye teklif oldu, kabul etmedi. Kabul etmedi, yok da diyemedi, he de diyemedi, ortada kaldı neyse. Dolayısıyla diğer delegeler aldı mikrofonu teker teker, işte Aydın Mamedov olsun diye. Bu şekilde kabul edildi. Tüzük'te de Denşah Bey'in imzası var. He, o imzaya hayır, evet diyar, hayır diyar, o ona kalmış bir şeydir. Kabul etmedi. Ama diğer 8 tane delege kabul etti. Denşah Bey ne oldu? Niye tek siz kabul etmediniz diye o kurultay yanlış mı oldu? Öyle dediniz. Çünkü ben defalarca konsey kurulduktan sonra saatlerce Denşah Bey ile telefonda görüşmelerim oldu. Hiçbir şekilde ben ağır sözle söylememişim, incitmemişim de. Görüşüyoruz da o ayrı konu. Toy ederim, devletini de ediyorum. O toy eder, beni devlet ediyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir gerçekleri söylemek gerek, onu söylüyorum. Hani şu andaki yayında Denşah Bey güzel söyledi Uzi. O zaman biz yapmıştık, siz niye kabul etmediniz? Neden? Neden desteklemediniz? Diğer delegeler hepsi destekledi. Siz niye desteklemediniz? Niye yanımda olmadınız? Defalarca davet ettim. Gelin beraber yürüyek dedim. Sadece sizinle görüşmedim. Ben bütün Amerika'daki eskiden liderlik illerini vermiş liderlerimize de saygımla aradım. Her birini saatlerce, defalarca konuşmuşum. Buyurun gelin beraber yürüyek. Buyurun gelin. İşte kuruldu, işte çattı, işte birlik kuruldu. Buyurun gelin. Sizler gene eski modda, o gelse ben gelmem, o taraf diyor ki sen gitsen ben gitmem, o modda kaldınız. Ve onun ardından çıktınız, bütün eyaletlerde gezip tanış, biliş, akrabayı toplap toplantılar yapıyorsunuz. Ne için? Birlik için, o birlik var. İkinci birlik niye yaratmaya kalkıyorsunuz ki? Hadi bir başka biri yapsaydı şey yapmazdım, ya sizin imzas bile var ya tüzükte. Siz niye şimdi ikinci baş çıkartmaya kalktınız ki? Kurulta yapmaya kalktınız. Sizin hele hele yetkiniz yoktur. Yaşadığı bölgede aktif bir derneğiniz yoktur. Ha, iller önce kurmuşsunuz. Tamam da ama aktivite yok. İçi boş giriyorsun, hiçbir aktivite yok. Yaptığı işler yok. Ben karalamak için söylemiyorum. Bu bir gerçektir. Yalan ise var ise de ben görmemişsem paylaşın ya. Facebook'ta çıkıp saatlerinden konuşuyorsa bir kere de çıkın. O ilk geldiğimizdeki iki kere yanılmıyorsam iki ağız bir toplantı şeyler ettiniz, bir şey programlar ettiniz. Bir de o Dayton'daki program yapılan da sizin büyük katkınız oldu ya. Onu biliyorum. Onun dışında ne var? Onları da paylaşın o zaman. Kurulmuş bir şey bozmaya gerek yok.
Konseyin başına geçmeye istiyorsunuz? Pajalısta buyurun. Kurultuyolanda adaylığınızı koyun. Nesil ki teklif edirdiniz ki. Koyun adaylığınızı. Seçilirseniz buyurun oturun. Başkanlığınızı yapın. Ona kimse tartışmıyor ki. Geçen kurduk o komite, güzel de çalışmalar başladı. Pandemiden dolayı her şey donduruldu. Ki oraya da katılmaya zor inen katılıyordunuz. Neden ise artık bilmiyorum da. Bir şey yapılacaksa illa başkan olmaya gerek değil ki Tenş abi. Benim o kadar gelin şu yapılacak, gelin beraber yapak deduklarım nereye gitti? Gelseydiniz ya. Şenlik de sizi daha çok destekler. Beraber yürüdük, birlik vardı ya. Koyun adaylığınızı geçin 3 yıl sonra. Ya o zaman beni dinleseydiniz aşırı rahat rahat. Hiçbir şekilde ben çekmeye gerek yok ya. Gene de çıkıp başkan olaydın ya. Problema yok. Ama siz yarattınız o problemi. Çekildiniz kenara. Toplantılar yapa yapa geziyorsunuz. Yok şu kadar şehirde toplantı yaptım, şu kadar şehirde toplantı yaptım. Nedeni toplantılar yapmanın nedir? Amaç ne? İkinci bir luk mu kurmak? Gerek yok ya, kurulu var zaten. Kurulu zaten var. He, yaptıklarımı göremiyorsanız girin sayfalarınıza da bakın. 2015. yıldan alın da tarayın, bakın. Görmek istiyorsanız. Aynı şekilde ben sizden de beklerim. Siz de bana deyin ki buyur gir bak. Ben şunlar yaptım sen görmeyin de eğer benim yanlışım varsa. Dolayısıyla Tenşe Bey hiç millet ikiye üçe bölmelere gerek yok. Biz illerimizi verdik. Uçaklarda yaşadık. Koşturduk. Böyle bir birliği kurduk. İkinciye gerek yok. Gel buyur. Bir daha söylüyorum. He, Aydın işte niye kurultay yapmıyor diyenler için de bir şey söylemek istiyorum. Özellikle aslında Denşe Bey'e sizin huzurunda Denşe Bey'e söylemek istiyorum aslında. Denşe Bey, Aydın kurultay yapmıyor. Kreslaya yapıştı. Kelimeler kullananda evize gidersiniz bugün. Tüzüğü açın. Tüzüğü. Ve güzel inceleyin. Tüzüğe aykırı ben bir tane bir şey yapıyorsam çıkın bir tane yayın yapın. Deyin ki bakın tüzük budur. Bu maddeye göre Aydın yanlış yapıyor. O zaman başkaça konuşurum. Bulursanız öyle bir şey. Var ise yanlışı. Ama yoktu. Bu seçim konusunda. Niye? Çünkü konseyin tüzüğünü hazırlayan delegenin içinde siz de var idiniz Tenşe Bey. Siz. Hatta ben destekledim ki sizi. O delegenin başkanı siz olun diye. Hatırlayın New York'ta. O tüzük hep beraber düzüldü. Yani o delege 9 kişiden olan delege o tüzüğü hazırladı. Ve kurultayda siz imzaladınız. Hatta düzeltme de yaptınız. Düz düzeltme de yaptınız. Tüzükte bir madde yetişilmiyordu. Şunu şunu ekleyin diye. Oradayken sizin sözünüz hemen tüzüğe geçti. Eklendi. Ondan sonra imzalandı. Şimdi de kalkmışız. Aydın seçim niye yapmıyor diyorsunuz. Ayıp da gül mü ya? Ben yine bir kere diyorum. Buyurun Tenşe Bey. Buyurun. Tenşe ki. Ben hiçbir şekilde arkadan iş çevirmemişim. Her zaman sizi davet etmişim. Gene de davet ediyorum. Döndüğümde veya siz Türkiye'de olursanız veya ben Amerika'ya geleceğim en kısa zamanda oturak konuşak. Ala o tüzüğü karşımıza koyak da bakak. Yanlışlarım var mı yok mu? Kalkıp da şeyini kurcalamayın lütfen. Zaten kurcalayanlar yeter. Bayağı söyledim hepsini. Bari siz yapmayın ya. Bari siz yapmayın. Denşeke yapmayın bunu. Kurcalamayın. Kurcalayanlar zaten yeterlik var. Ben az önce anlattım hepsini.
Siz bari yapmayın. Madem birlik işliyorsunuz, o birliğe katılın. Dışarıda ikinci baş yaratmaya gerek yok. Değerli şenlikim, bu yayında sona erdi. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.